Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Karar alırken kararı alan e, şey diyor, olayı diyor, partinin genel başkanı karşımıza kimleri aldığımızı e, elbette e, biliyorduk. Göğüsleyebileceğimiz türlü zorlukların, gayri ahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galist e, taarruzların elbette bilincindeydik diyor. E, bu sizce kimlere bir gönderme? Valla şimdi herhalde kendisine leşirenlere söylüyor Meral Hanım ama bence Meral Akşener kendisine leşirmeli. Çünkü bu seçimde başarısız olan o. Yani hadi iktidar geçen sene seçimleri kazandı, meclisi aldı, Cumhurbaşkanlığı aldı. Bu sene e, ittifakın ortağı AK Parti, MHP, e, Büyük Birlik %42'lerde hala. Şimdi dolayısıyla Meral Hanım başarısız. Bence ortaklık yapmaya devam etseydi evet. İstanbul Ankara'da Ekrem Bey ve Mansur Bey destekleyip Diğer yerde de kendi adayını desteklese belki Manisa'yı bu defa CHP ona bırakacaktı İYİ Parti'ye. Hmm. Belki hmm. Antalya'yı bırakacaklardı. İstanbul'un belli ilçeleri gene bırakılabilirdi ama Meryem orada bir hesap hatası yaptı. Meryem şöyle düşündü. Yani geçen seneki ekonomik sıkıntılarda varken millet bu iktidarı eğer muhalefete vermediyse burada da vermez diye düşündü. Hmm. Ama tabii emekliler ve benzeri onları çok hesaba, hesaba katmadı. Katmadım. Muhtemelen. Ama ben Meryem yani belli bir yaşta olduğu için artık geri dönüşünün zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir dahaki seçim en erken meclis karar 2027'de. Yani 2027'nin Haziran ayında. 3 sene sonra. Döner mi diyorsunuz peki? Yani öyle bir ihtimali... Sanmıyorum ama evet. Türkiye'de şöyle oluyor Pınar Hanım. Yani bazen liderler mesela bu Sayın Bahçeli bir dönem bıraktı döndü. Evet. Hı hı hı. Sayın Deniz Baykal Rahmetli bir dönem bıraktı döndü. Evet. Ecevit bir dönem bıraktı, bıraktı döndü. döndü. Yani Liderler bunu yaparlar. Yani bırakırlar, dönerler. Eğer böyle bir şey yaparsa dönebilir ama İyi Parti toparlayacak gibi değil. Hani MHP hep MHP'dir. CHP hep CHP'dir. Yani bunlar baraj altı kalır, yüzde beş alır, on alır ama hep özgür ağırlıkları olan bir partiler. Yani MHP 60 yıllık, CHP 80 yıllık partiler. Ki CHP 80, 99'da baraj altı kaldı. MHP 2002'de baraj altı kaldı. Sonra bir daha toparladılar. Dolayısıyla ama İyi Parti'nin Öyle bir durumu yok. Tabii yerine gelecek kişi o partiyi toparlar mı? Toparlamaz Tabii. mı? Onu Yeni da görmek lazım. Bir ederken... parti bir ihtiyaçtan doğmuştu 2017 yılında. Evet. Türkiye 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden çıktı. E, referandum kabul edildi 2017'de. Ama bu şehirli yani e, ülkücüler, şehirli milliyetçiler biraz AK Parti ve, ve MHP'de AK Parti ile işbirliği yapınca onlardan soğudu. Onlar için bir arayış oldu. Orada Meral Hanım Zaten Genel Başkanlığı oynuyordum, MHP'de. Hı hı. olmadı. Ve eee İyi Partiyi kurdu. 2018 seçimlerinde kendisi Cumhurbaşkanı adayı da oldu. Evet. 7.75 aldı. Partisi 9.7 aldı. Yani evet. %10. Evet. Şimdi onu 2023'te de korudu. Yani bu az bir oy değil ama İyi Parti bunu genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, e, Mersin işte bu tür yerlerden alıyor. Anadolu'da bir Yozgat'ta biraz oy aldı. Hı hı. Bir de birkaç şehirde bir Batı'daki şehirlerde biraz aldı. Trakya'da aldı. Ama bunu Karadeniz'de, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya, Ege Akdeniz'in iç kesimlerine çok fazla yayamadı. Şimdi yani Fatih'in altını çizdiği noktalar önemli ama İyi Parti'de şöyle bir şey var. İyi Parti siyasette deve kuşu oldu. Yani deve mi kuş mu belli değil. Yani hı hı. hani CHP ile beraber o kesime mi hitap ediyorsunuz yoksa evet. sağ muhafazakar milliyetçi CNA mı? Orada bir ikilem yaşadı. CHP ile yürüdü. O yüzden oyu mesela 2018'de kendi başına gitseydi, Bence %115 oynardı. Evet. Hatta daha sonra 2019 seçimlerinden sonra CHP ile evet. yollarını ayırsa Cem biraz Bey, daha olurdu. Bir bağlantı...